Arkadaşlar merhabalar bu videomda 11. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzay geometrisi konusuna başlıyoruz yani katı cisimlere başlıyoruz. Uzay geometrisi birinci videodayız ve silindirin de birinci videosundayız. Silindiri toplamda iki videoda anlatacağım ve silindirin hepsinin pdf'ine nasıl ulaşabilirsin? Videonun açıklama kısmındaki linke tıkla silindir başlığı adı altındaki pdf'i indir. Çıktısını aldıysan kalemin hazırsa daha doğrusu sen de hazırsan hadi bakalım dersimize başlayalım. Silindir Tanımıyla başlayalım. Silindir dediğimiz şey tabanları daire olan aslında bir prizmadır. Prizmayı da geçen sene gördünüz. Prizmanın hacmi neydi? Taban alan çarpı yükseklikte. Alanı neydi? Taban alanları artı iki tane taban alanı var ya, bir de yanal alandı. Yanal alanda neydi? Taban çevresi çarpı yükseklikte. Bu bilgileri kullanacağız. Şimdi öncelikle şu silindiri şöyle inceleyelim. Tabanı ve tavanı daire olan ve düzleme dik olan tabi dik silindir. Bir de eğik silindir de olabilir de müfredatımızda ne var? Dik silindir var. Dik silindirle uğraşacağız biz şimdi. İşte tabanı ve tavanı daire olan bu cisme biz ne diyoruz? Silindir adını veriyoruz arkadaşlar. Silindir deyince şöyle bir şey. Bak şeklinde göstereyim sana. İşte bu gördüğün şey gördüğün üzere silindir. Silindiri kullanırken şu şekil aklına gelecek senin. Bak şimdi silindirin açık vaziyeti. Yani sen bu silindiri Tam şurasından kestiğin zaman ne olacak? Özellikle yüzey sorularında falan lazım olacak. Tam buradan kessen. Bak şimdi. Silindir elimizde görüyorsunuz. Tam buradan kestiğim zaman ne çıkıyor? Hop şöyle bir dikdörtgen oluyor değil mi arkadaşlar? Şu dikdörtgeni görüyorsunuz. Kıvırdığın zaman yine bir silindir oldu şöyle. Bunu böyle açtığın zaman da bir dikdörtgen oldu. Peki kapaklar nerede? Kapakları da düşün. Şurada kapaklar da vardı. E ben bunu açtığım zaman şöyle açtım. Bir de şuraya kapaklarını koyduğun zaman altını üste silindirin açılımını elde ederiz. Silindirin açılımı bizim için önemli. Bak şimdi silindiri açtığımız zaman ne oldu? Bir dikdörtgen geldi, iki tane de daire mi geldi? Evet. E şimdi silindiri açmadan önce dikkat et şu uzunluk. Bak dikkat et şurası. Dairenin çevresi kadar değil mi şurası? Şuradaki uzunluk, kartonun çevresi. Evet. Açtığın zaman da şuradan şuraya olan uzunluk yine dairenin yani dairenin çevresi neydi? 2π'ye kadar olmaz mı? Olur. İşte burası 2 pi oluyor. O yüzden şurası açtığın zaman 2 pi re, Burası da yükseklik ya. Burada da artık alandır, hacimdir. Her şeyine çok rahat bir şekilde ulaşırız. Öncelikle hacimden bahsedelim. Hacim dediğimiz şey bütün prizmalarda aynı. O da taban alanı. Tabanı daire olduğu için taban alanı pi r kare çarpı haçtır. Alan da arkadaşlar nedir? Taban alanları artı. Taban alanları iki tane daire, 2 tane pi r kare artı yanal alan. Yanal alana dikkat. Yanal alan neresi? Şu dikdörtgen değil mi? Yan yüz alanında delinebilir. Hocam burası bu dikdörtgen alanı. Bu dikdörtgenin burası 2 pi r. Burası da H Yani 2 pi r çarpı haş şeklinde olur. Yani tüm alanda 2 pi r kare artı 2 pi r haş. Sakın bunu ezberleme. Sakın. Aklında kalmaz. Hocam taban alanları artı yanal alan. E Bütün prizmalarda şuraya da yazıyorum. Yanal alan neydi? Taban çevresi çarpı yüksekliğe eşitti. E dairenin çevresi nedir arkadaşlar? Taban çevresi 2 pi 2 pi r çarpı h. Bu şekilde de aklında kalabilir. Şu şekilde kartonu açtığın zaman şu dikdörtgen oluyor ya buranın 2 pi olduğundan da aklında kalabilir. Ama şu şekilde yalan alanı prizmalarda da hep söylemişizdir. Yan alan taban çevresi çarpı bütün prizmalarda böyledir. Taban çevresi çarpı yükseklik kardeşim. O yüzden burada taban çevresi de zaten 2 pi yapıyor. Bir de yükseklik de bu. Şu bizim yanal alan olmuş oluyor. Bizim için önemli olan şeyler bu. Konu anlatımı bu kadar mı? Bu kadar. Bak taban alanı pi kare. Görüyorsun pi kare. Taban alanları deyince 2 pi kare yapıyor. Yanal alan 2 pi h taban çevresi çarpı yükseklik. Tüm alanda şu şekilde ezberlemeye kalkarsan olur mu? Hatta bu şekilde ezberlemeye kalkarsan olur mu? Ya belki birkaç günlük ezberleyebilirsin ama sonrasında unutursun. Dediğim mantık taban çevresi çarpı yükseklik yanal alanda. Taban alanları da belli zaten. Hacim de pi kare çarpı h. İşte bu kadar. Konu anlatımın özü mantığı bu. Sınavınızda bununla ilgili sorular çıkacaktır büyük ihtimalle. Şimdi sorularına bakalım arkadaşlar. Evet. İyi ki canlı canlı şu kartonlu örneği vermişim. Bak aynen böyle günlük hayattan görüyorsun. Şu böyle kıvrılıp ne yapılacakmış? Silindir yapılacakmış. Evet. Bakalım ne diyor? ABC'de dikdörtgenin biçimindeki karton AB ve DC kenarlarından kıvrılarak bir dik silindir elde ediliyor. Buna göre oluşan silindirin hacmi nedir? Ama silindir elde ediliyor ama alt alt tabanı ve üst tabanı olmadığı için ağzı açık bir silindir. Ağzı açık silindirin hacmi isteniliyor bizden. Ben bunu böyle yaptım. Hocam ben bunu böyle yaptığım zaman şöyle bir silindir oluşuyor mu elimizde? Oluşuyor. Bu silindirin şurası, şuradaki uzunluk taban çevresi kadar değil midir? Kıvırdığın zaman evet. Yani 2 pi r niye eşittir? 12 piye eşit. Hocam pi'ler gitti. r'yi de buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Yarı çapı 6 yapar. Yüksekliği de 4 değil mi? Yükseklik burası. Silindirin hacmi isteniliyor bizden. Hacim de nedir? Pi r kare çarpı haşa eşittir. Yani 36 çarpı 4 ne yapar? 144 pi yapar arkadaşlar. Bak şimdi. Ben konu anlatımında şunu kullanmasaydım. Açılımını falan göstermeseydim. Sen bu soruda sıkıntı yaşar mıydın? Yaşardım. Önemli olan olayın mantığını anlamak. Sadece ben açayım. Kuralları ezberleyeyim hocam. Hacim pi r kare alan bilmem ne falan diye ezberlesen. Bu tek şekilde karşına çıkan soruları yapabilir misin? Yapamazsın. Ama bu şekilde bir anlatım olduğu zaman mantığını anladığın zaman ilk sorun senin şu olur kardeşim. Mantığını anlayana kadar göre bu en kolay sorulardan birisidir. Tamam mı? Örnek bir Böylelikle 144 pi geldi. Geldik örnek 2'ye. Şekildeki silindirlerin yükseklikleri oranı 3 bölü 4. Hocam burası 3H burası da 4H. Tamam Sonra yarı oranı da 1 bölü 2. Yani bunun yarı çapı R iken öbürünün yarı çapı da 2 R olacakmış arkadaşlar. Hatta burası da R ya tam merkez burada olmak zorunda. Tamam. Hacimleri oranı kaç olabilir? Niye olabilir? Küçüğün büyüğe oranı sorulabilir ya da büyüğün küçüğe olan ışıklarda olabilir. Ben küçüğün büyüğe oranını yapayım. Pi küçüğün ki taban alanı pi R kare çarpı H yani 3 H bölü öbürü de pi 2 R'nin karesi. Çünkü yarıçapı 2R çarpı yükseklikte 4H. Yukarısı pi R kare çarpı 3H. Bölü aşağısı da 4 yaptı. 4 kere 4 16. 16 çarpı pi R kare çarpı H yaptı. E buradan pi R kare H'lar gitti mi? Gitti. Cevapta ne yaptı? 3 bölü 16 yaptı. Şıklar daha varsa ya 3 bölü 16'dır ya da 16 bölü 3'dür dostum. Evet örnek 2'yi bu şekilde bulduk. Geldik örnek 3'e. Yukarıdaki şekilde yanal alanları eşit ve yüksekleri 4 ve 6 birim olan iki dik dairesel silindir verilmiştir. Hocam bunun yarıçapı R1 olsun. Bunun yarıçapı da R2 olsun. Yanal alanları birbirine eşitse. Hocam yanal alan neydi? Açarak da yapabilirsin. Açtığın zaman dikdörtgen burası 2 pi kadar olmuyor muydu? Evet. Yani burası 2 pi R1 dikdörtgenin bir kenarı. Burası da yüksekliği 2 pi 1 çarpı 4 yanal alanı veriyor bize. Ya da taban çevresi 2 pi 1 çarpı yükseklik bize yanal alanını veriyor. Eşittir bunun yanal alanı. 2 pi r2 çarpı 6'ya eşit olacak. Hocam 2 pi'ler gitti. Buradan 4 ile 6 sadeleşti. 2'ye böldük. 2, 2'ye böldük. 3. Yani 2 r1 eşittir. 3 r2 geldi. Yani burada r1 dediğimiz 3 r ise r2 dediğimizde ne yapar? 2 r yapar. Hocam burası 3 r iken burası da 2 r oldu. Silindirlerin taban alanları oranı kaç olabilir diye soruluyor. Ben ya bunun bunu oranı ya da bunun bunu oranı soruluyor. Ben şöyle yapayım pi 3r'nin karesi bölü pi 2r'nin karesi isteniyor arkadaşlar. Bizden pi'ler sadeleşti. Işte, 9r kare bölü 4r kare isteniyor. Cevap da böylelikle 9 bölü 4 çıkar. Ya da tam tersi 4 bölü 9 da olabilir arkadaşlar bu sorunun cevabı. Evet örnek 3'ü 9 bölü 4 bulduk. Geldik örnek 4'e. Şimdi AB'yi kaç vermiş? Dikkat. Dik üçgenle alakalı bir şey. AB'yi kaç vermiş? 8 vermiş. Sonra PB'yi kaç vermiş? 4 vermiş. Sonra AD'yi kaç vermiş? Hocam ne? AB neresiydi? Ha şu ara, şurası. AB. Şurası. Tamam. Şu AD'yi kaç vermiş? 4 kök altı vermiş. Sonra alan AB'de. Şu üçgenin alanı isteniyor arkadaşlar bizden. Ya aslında arkadaşlar ee, bu soruyu yazayım mı yazmayayım mı diye, diye düşündüm ama ya ne olur ne olmaz karşınıza da çıkabilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurası düzlemedik mi? Dik. Hocam burada ne var? 8 var. Bu bizim çapımız değil mi? Evet. Bak burası da 4. E o zaman ben burada üçgen oluşturayım DP'ye ait ve şurada da şuna ait üçgen oluştu. Şu da bizim çapımız olduğu için çapı gören çevre açı 90 derece değil mi? Evet hocam burası 90 derece. Tamam. Burası 90 derece. Bak şimdi burası da 90 derece ya. Üç dik teoremi dediğimiz bir şey var arkadaşlar. Düzleme bir dik çizildiğinde ve düzlem içindeki doğruya da dik çizildiği zaman düzleme dik doğruya dikse elini kaldırmadan yukarı gittiğin zaman aynı başlangıç noktasına gittiğin zaman bu da doğruya dik oluyor. Biz buna ne diyoruz? 3 dikme teoremi diyoruz. Geçen sene görmüş olmanız lazım. Unutmuşsunuz olabilirsiniz. Bak düzleme dik doğruya dik. Şuradaki doğruya dik oldu. Elimi kaldırmadan buraya gittiğim için burası da ne olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. Peki alttaki üçgende 90'ın karşı 8 ken hangi açının karşı 4'tür? Özel bir üçgen 30-60-90 üçgeni. E 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısında kaç yapacaktır? 4 kök 3 yapacaktır. E burada ne geldi arkadaşlar? Şöyle bir dik üçgen geldi. Şuradaki üçgen bak şöyle maviyle gösteriyorum. Burası 4 kök 3. Burası 4 kök 6. E o zaman burası da ne olacaktır? Hocam burası 4 kök 3'ün kaç katı? 1 katı. Burası 4 kök 3'ün kökü katı. Burası da 4 kök 3'ün kare kök içinde diğerlerinin kareleri toplamı şeklinde olmaz mı? Yani kök 2'nin karesi 2 artı 1'in karesi de 1. Yani burası kök 3 yaptı. Kök Köküçü 3'e kök 3'ün da 3 yaptı. Burası da kaç yaptı o zaman? 12 yaptı. Kısa yolla buldum. İstersen karelerini al topla. 144 yapıyor. Kare kökü de 12 diyebilirsin. Ben bu şekilde kısa yolla hep kullanıyorum da. O yüzden bu şekilde yaptım. E, o zaman buraya 12 bulduysak burası 12. Bu da dik üçgen çıktığı için bu dik üçgenin alanı isteniliyor bizden. Bu dik üçgenin alanı da nedir arkadaşlar? Alan şu üçgen olacak tabi. B, D, P. Yani dik kenar 4 diğer dik kenar 12. 4 çarpı 12 bölü 2'den cevabı kaç buluruz? 24 olarak buluruz. Evet örnek 4 24 çıktı. Geldik örnek 5'e. Çiftçi Ali taban çapı 40 cm yüksekliği 80 cm olan şöyle bir silindir biçiminde bir şey varmış arkadaşlar. Ama dikkat et taban çapı diyor. Taban çapı 40 sa yarı çapı kaç yapar? 20. Yüksekliği de kaç vermiş bize? 80 vermiş. Peki dik silindir biçimindeki bidonlarla su taşıyıp ağaçları sulamaktadır. Bahçesindeki su tankı dik silindir biçimde olup taban çapı 1 metre. Bak bunlar santimetre verilmişti. Yani şurada da 1 metrelik bir şeyimiz olacak arkadaşlar. Bir havuzumuz olacak değil mi? Bahçesindeki su tankı dik silindir biçimde olup taban çapı 2 metre. Yani yarı çapı 1 metre. Yani burası 100 santimetre değil midir? Hepsini santimetre cinsinden yapalım. Yüksekliği de 4 metredir. Burası da 400 değil mi? Evet. Şimdi sen şunu biraz daha küçük çizeyim istersen. Hop şöyle küçülteyim. Buradaki ne bu? Bidonlarla buradaki tankı dolduracaksın. Ee, ya da ne diyor? Bahçesindeki su tankı de biçimde olup taban çapı 2 metreye yüksekliği 4 diyor. Ali su tankının tamamını bitirdiğinde. Yani buradaki su tankını bunlarla boşaltıyor. En az kaç bidon su taşımıştır diye soruluyor. Peki niye en az kaç bidon diye? Niye? Çünkü arkadaşlar böyle bir bidon aldım tam doldurmam lazım ki en az sonucu elde edeyim. Yarım yarım doldurursam o bidonların sayısı daha fazla olmaz mı? Olur. O yüzden bunu tam olarak dolduracağım. Yani bundakinden yani şunun hacmini ne eşitleyeceğim? Eşitleyip pi r kare çarpı 400 ne eşit olacak arkadaşlar? Şu pi 20'nin karesi çarpı 80'den x taneye eşitleyeceğim. Çünkü buradaki suyu bundan x tane ile boşaltıyorum arkadaşlar. Tamamıyla ağzına kadar dolu olacak şekilde boşaltıyorum. E o zaman burada ne geliyor arkadaşlar? Pi'ler gitti mi gitti. 20'nin karesi 400. 400 de sadeleşti. O zaman 100'ün karesi kaç yaptı? Hocam şu yaptı. Bölü 80 kaç x mi oluyor? Evet 80'ler sadeleşti. 1000'i de 8'e böleceğim. 1'i 4'e bölsem 250. 125 mi yapıyor? Evet 125 yapıyor. X 125 yaptı. Yani 125 tane Neyle arkadaşlar? Bidonla bunu boşaltabiliyorum. Şu su, su tankını boşaltabiliyorum arkadaşlar. Tamam mı? güzel bir soru. Yani sınavınızda ben olsam sorabileceğim tipte bir soru yani açıkçası. Onu da söyleyeyim. Geldik bir sonraki soruya. Ne demiş şimdi burada? O A uzunluğu K iken hatta O A uzunluğu R Ali Bey uzunluğu ne verilmiş? 4 R verilmiş. Buna göre diyor yanal alanı 72 birim kare olan silindirin yanal alanı verilmiş. Yanal alanı neydi? Taban çevresi. 2 pi r çarpı h yani 4 r eşittir 72 pi olarak verilmiş. Pi'ler nanay. 4 kere 2 8 9 yani burada rekara kaldı. 8 ile 72 sadeleşince 9 kaldı burada. R'yi de kaç bulduk o zaman? 3 bulduk. R 3 çıktı. Şimdi taban ve taban alanları. Silindirin taban ve taban alanları toplamı. Yani taban değil de işte bu taban ve taban alanları toplamı. Şu tabanla şu taban alanının toplamı soruluyor. Taban alanlarının toplamı. Yani taban alanları taban alanı dersek sadece bu. Taban alanları dersek de ikisi birlikte algılayabiliriz arkadaşlar. O yüzden buradan ne isteniyor bizden? Pi r kareden kaç tane var arkadaşlar? 2 tane var. Bizden de ne isteniyor? 18 pi isteniyor. Örnek 6'yı böylelikle 18 pi olarak bulduk. Geldik örnek 7'ye. Bir silindirin taban alanları toplamı ile taban alanları toplamı nedir arkadaşlar? Hemen şöyle silindirimizi şöyle bir çizelim şeklimiz olsun. Çünkü şekille de ilgili bir şey sorulacak galiba bize. Hemen çizdik. Şimdi taban alanları toplamı. Hocam iki tane daire. Yani iki tane pi r kare. Neye eşitmiş arkadaşlar? Yanal alanına. Yanal alanda taban çevresi. O da 2 pi r çarpı h değil midir? Evet. Şurası r burası h bunlar birbirine eşit verilmiş. 2 pi'ler gitti mi? Gitti. r çarpı h r kare eşit oldu. R'lerden de bir tanesi gitti. r eşittir h mı bulduk? Evet h'ı r olarak bulduk arkadaşlar. Şimdi bizden ne isteniyor? Silindirin üst tabanlarından ve alt tabanından birer nokta alınıyor. Üst tabanından ve alt tabanından bir nokta alacağım. Bu noktalar arasındaki en kısa uzaklık. Hocam şuradan bir nokta alsam mesela bu nokta. Alt tabandan da bir nokta seçeceğim. En az olması için ne olması lazım? Arkadaşlar bu noktanın buna en az alt tabana en uzak noktası bak. Şöyle uzaklaşıyorum, yakınlaşıyorum. En uzağa şuradaki dik olan değil midir? Evet dik olanıdır arkadaşlar. En uzağı nedir arkadaşlar? En yakını nedir? A dediğimiz ne oldu arkadaşlar? R'ye eşit oldu. Peki çünkü H'a eşit oldu. H da R'ye eşit zaten. H diyelim bu da R'ye eşit. Peki buradaki noktayla alt tabandaki en uzak nokta ne olacak arkadaşlar? İşte bu silindir üzerinde bir sürü nokta alırım. En uzağında ne olur? Hop tam karşısındaki köşe olmaz mı? Olur. Buna karşılık şöyle bir dik üçgen oluşturacak olursam. Hocam burası R. Burası da R. Burası R iken burası 2R. Burası da R kök 5 değil mi? Evet. En uzakta B. Yani ne oldu? R kök 5 oldu. 1, 2 kök 5 üçgeninden dolayı. E benden de A bölü B isteniyor. Yani R bölü R kök 5 isteniyor. R'ler nanay. Cevap da 1 bölü kök 5 yapar. Hatta kök 5 yaşanıyla çarparsak kök 5 bölü 5 olarak buluruz. Evet örnek 7'nin cevabını böylelikle kök 5 bölü 5 ya da 1 bölü kök 5 olarak bulduk. Geldik örnek 8'e. Taban yarıçapı çapı 2 birim ve hacmi 40 pi birim küp olan bir tahta parçası. Silindir şeklinde bir tahta parçası. 40 pi neye eşit olacak? Pi r kare yarıçapını çapını 2 vermiş. Pi r kare çarpı eşit eşitleyeceğiz. E buradan h çıkar mı çıkar? Pi'ler sadeleşti. 4 ile 40 sadeleşti. 10 mu çıktı? Evet. Yüksekliği böylelikle ne bulduk? 10 bulduk. Yarı çapta 2. Şimdi ne yapmışız? Tahta parçası taban düzlemine dik bir biçimde kesilerek şekil gibi iki eşit parçaya ayrılıyor. <laughs> i̇ki eşit parçaya ayrılması için nereden kesilmesi lazım? Tam olarak çaptan kesilmesi lazım. Buna göre diyor bu parçalardan birinin yüzey alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar birinin yüzey alanına bakarken ne yapacağız? Hocam bir yarım daire burada bir yarım daire burada yani tam bir daire yapıyor. Yani pi ne diyeceğiz arkadaşlar? R kare diyeceğiz. Artı e hocam bunun yanal alanını bulurken taban alanlarını bulduk. Yanal alanını bulurken şurası şu dikdörtgenin alanı artı silindirin yanal alanın yarısı diyebilir miyiz? Evet. Ya da şu mantıktan yapabilirsin. Bak şimdi. Şuraya baktığın zaman ne var burada? Hocam altta yarım daire üstte yarım daire. Bütün yarım dairelerde ya da bütün prizmalarda olay neydi arkadaşlar? Yanal alan neydi? Taban çevresi çarpı yükseklik değil miydi? Evet. E o zaman taban çevresine bakarken hocam burası bir yay uzunluğu var. Bir de dört mü var? Evet. 4 artı taban çevresinden bahsediyorum. 4 artı 2 2 4 artı yarım yay. Yani 2 pi r bölü 2 eşittir. Taban çevresi bu. Çarpı yükseklik diyeceğiz. İşte alanı bulmuş oluruz. Bak tekrarlıyorum. 2 tane yarım daire pi r kare bölü 2'den 2 tane var. İstersen buraya direkt pi r kare bölü 2 diyelim taban alanına çarpı 2 deyip 2 tane olduğunu söyleyelim. Ya da iki tane yarım daire tam bir daire yapıyor. Taban alanlarını buldum. E bu da bir prizma olduğu için yan alanda taban çevresi yani şu çap 4 artı yarım yay yani 2 pi bölü 2. Bir de bunu neyle çarpacağım? Çarpı yükseklik bize olayı verecektir. Bu yanal alan bu da taban alanları. O zaman burası kaç yaptı arkadaşlar? Şunlar sadeleşti. 4 pi yaptı. Artı şurası da onu dağıttım. 40 yaptı burası artı. Şunlar sadeleşince 2 pi normalde 10 ile de çarpınca 20 pi yaptı. O zaman cevap 24 pi artı 40'a eşit oldu. Güzel bir soru. Sınavda çıkmaya aday sorulardan biri arkadaşlar. Gerçekten hoş bir soru. Evet örnek 8 böylelikle 40 çıktı. Geldik örnek 9'a. Şekil 1'deki oyun hamurundan yapılmış. Taban yarıçapı 5 birim ve yüksekliği 8 birim olan dairesel silindir verilmiştir. Bu silindir 8 eş dilime ayrıldıktan sonra Arkadaşlar ben bunu 8 eş dilime ayırmak için ne yapmalıyım? Bir daireyi 8 eş dilime ayırmak demek. Hocam şöyle şöyle 8 tane eş parçaya ayırıyorum arkadaşlar. Şöyle şöyle. Yani buradaki açı 8 eş açıya ayrılacak. Yani şu dilimlerle ilgili bak şu dilimlerle ilgili bir parça var burada elimizde. Evet bu dilimdeki şuradaki merkez açı kaç yapar? Hocam 368'e böldüğümüz zaman kaç yapıyor? 45 derece. Yani her bir dilimin Merkez açısı kaç derece yaptı? 45 derece yaptı. Sonra devam edelim bakalım. Bunlar bir böyle konulmuş, bir böyle konulmuş. Ters düz, ters düz şeklinde konulup şu şekilde elde edilmiş. Bu silindir 8 eş dilime ayrıldıktan sonra şekil 2'deki gibi dilimler arasında boşluk kalmayacak şekilde düzenleniyor. Buna göre çekiliğin yüzey alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi sen yüzey alanına bakacak olursan 8 tane parçaya ayrılmıştı. 8 parçanın tamamı var mı burada arkadaşlar? Evet, var. Bak, aslında bu da bir prizmadır. Niye? Tabanı ve tavanı aynı değil mi? Tabanda, tavanda ne varsa tabanda da o var. Prizma mantığından gideceğim. Hocam üst taban ne yapıyor? Bak dikkat et. 8 tane dilim. Şu dairenin alanı değil mi? 8 tane dilim. E, hocam burada taban alanı bu. 8 tane dilimin hepsini buraya yerleştirmişim. Bunların hepsini toplamı şu dairenin alanı. Taban alanı artı. Yüzey alanı isteniyor. Taban alanları artı. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Artı yanal alan diyeceğiz. Taban alanları ne yapıyor? Hocam şu daire üst tarafta bu dairede alt tarafta parçalandı. O zaman ne yaptı taban alanları? Ne yapıyor? 2 tane tam bir daire yapıyor. 2 pi r kare yaptı. Artı yanal alan. Şimdi dikkat. Taban çevresini bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Taban ya da taban. Hocam bu yay uzunlukları var. 8 tane yay uzunluğu yine burada var mı? Var. 8 tane yay uzunluğu var. E bu 8 tane yayı uzunluğu zaten bu dairenin çevresine eşit değil mi? Evet. Yani 2 pi r'ye eşit artı bir de hocam şu var. Burası ne? Hocam burası da tam merkezden böldük ya 8 eş parçaya. Burası da yarı çap değil mi? Yani yarı çap dediğimiz aslında 5 değil mi arkadaşlar? Evet. Burada da 5 var. Burada da 5 var. Yani taban çevresi ne yaptı arkadaşlar? 2 pi R artı 5 yaptı. Taban çevresi bu çarpı bir de ne diyeceğiz arkadaşlar? Yükseklik diyeceğiz. Bu da bana neyi veriyor? Yanal alanı veriyor arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir soru. Bak tekrarlıyorum. Taban alanları ne yaptı? Taban alanı. Hocam taban alanları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane dilim. E 8 tane dilim ben buradan parçaladım. Bu dairenin alanı. Alt üst taban bu dairenin alanı. Alt taban da o dairenin alanı. O yüzden 2 tane pi kare yazdık. Bunların alanları ayrı ayrı bulup 8 ile çarpmaya da gerek yok. Sonra taban çevresi. Çünkü bu prizma tabanı neyse tavanı da o bir prizma garip bir prizma ama prizma prizma olduğu için de buradaki yay uzunlukları zaten bütün yay uzunlukları şu çemberin çevresini veriyordu bize bu çemberin çevresi de 2 birre üst taraf 2 birre sonra bir de 5 bir de 5 burada var 2 bir're artı 5 var burada taban çevresi bu bir de çarpı yükseklik mükemmel bir soru arkadaşlar gerçekten çok kolay bir soru ama ya aslında kolay bir soru çok kolay demeyeyim kolay bir soru ama şekle baktığınız zaman oha bu ne la dur ne yapacağız falan filan deme kardeşim. Soruyu yorumlayınca çok da güzel bir şekilde çıkıyor. Neyse cevabı da tam bulalım bakalım şimdi. Bu 25 çarpı 2'den 50 pi yaptı artı. Şurası 10 pi 8 ile çarpınca 80 pi yaptı artı 8 kere de 5 40 yaptı. O zaman cevap ne yaptı arkadaşlar? 130 pi artı 40 şeklinde oldu mu? Oldu. Gerçekten mükemmel bir soru. Ben olsam <laughs> sorular gittikçe şey oluyor. Hani konu anlatımı yapsam buna benzer bir soru yaparım. Ve sınavda da böyle bir soru sorarım arkadaşlar. Güzel çünkü. Gerçekten mükemmel. Evet 9. soru bu çıktı. Geldik 10. soruya. 10. soru ne diyor arkadaşlar? Yanda iç içe 2 dik silindir veriliyor. Tamam. O A'yı kaç vermiş? 2 birim vermiş. Şuraya 2 birim yazayım. AB'yi de kaç vermiş? 2 birim vermiş. Evet silindir şu şekilde dolu ya ne var? İçteki silindirin tamamen suyla doluymuş. Eyvallah. İçteki silindirin tabanından bir delik deliniyor. Şuradan bir delik delindi. Su akmaya başlıyor. Fizik kanunları gereği su akmayı ne zaman durdurur? Bunun içindeki su tamamen buradaki boşluğa boşalmaz. Tamamen boşalmaz. Ancak pistonla buradan suyu itersem pistonun da o tıpasını tam buraya getirirsem içindeki suyu tamamen boşaltıp buraya getirebilirim arkadaşlar. Ama burada delik açtığımız için ne olur biliyor musunuz? Tam buradan delik açtığım zaman su buraya dolmaya başladı böyle. Dolmaya başladı. Ta ki nereye kadar? Şuradaki suyun seviyesiyle buradaki suyun seviyesi eşit olana kadar. Fizik kanunu gereği bu bu, bu iş böyledir. Bak burada da böyle olmuş. Aradaki boşluğa doldu mu doldu? Buna göre son durumdaki suyun yüksekliği nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi gençler, burada ne demek bu? Hocam, ikisinde de aynı miktarda su yok mu? Evet suların hacimlerinin değişmezliğini kullanacağız. Hocam birincisinde V su neye eşit? Yarı çapı 2 yüksekliği 9 olan. Pi R kare çarpı 9'a eşit V su. Hocam ikincisinde V su neye eşit? Hocam şu aradaki boşluk artı şu içerideki. Hem aradaki boşluk artı içerideki derken tamamı yapmıyor mu? Evet tamamı yapıyor. Yani yarı çapı 4 olan yüksekliği de haç olan bir silindir yapmış oluyor büyük. Bak tekrar söylüyorum. Bu aradaki boşluk artı içindeki su. Seviyeleri eşit ya. Şu ikisinin toplamı da büyük silindir yapıyor zaten. E, içindeki su miktarları her ikisinde de aynı olduğu için V suyu birbirine eşitleyeceğim. Bu da yarı çapı 4 olduğu için büyüğün ki pi 4'ün karesi çarpı neye eşit? H'a eşit diyeceğiz. Arkadaşlar pi'ler sadeleşti mi sadeleşti. 4'ün bir tanesi sadeleşti mi sadeleşti. O zaman buradan 9 eşittir 4 haş geldi. Ve 9 eşittir 4 h ise h da buradan 9 bölü 4 mi geldi? Evet. Yani cevabımız böylelikle 9 bölü 4 yaptı. Bu da güzel bir soru. Ben olsam sınavda sorarım. Neyse. Geçelim örnek 11'e. Bakalım bu sefer nasıl bir soru. Yüksekliği 18 birim ve içinde h yüksekliğinde su bulunan. Evet şuraya kadar h yüksekliğinde su bulunan. Dik silindir biçimindeki bir kabın içine. Şekil 1'deki gibi tabanı bu kabın tabanıyla çakışacak yarı çapı ve yüksekliği kabın yarı çapının ve yüksekliğinin yarısı kadar olan diyor. Yani bunun yarı çapı R iken kabın yarı çapı neymiş? 2R'ymiş. Yüksekliği de 18 iken yüksekliği de kaçmış? 9'muş. Tamam. Kabın yarı çapının yüksekliğinin yarısı kadar olan dik dairesel de bir blok yerleştirilmiştir. Sonra kap şekil 2'deki gibi ters çevrildiğinde arkadaş şu şuraya yapıştırıldı ya kapı ters çevrildiğinde su buraya geliyor. Hocam suyun yüksekliği burada açken burada da haş olur. Hayır. Su nereye geliyor? Şu ikisinin arasına denk geliyor. Yani haçtan daha büyük bir seviyede olması lazım arkadaşlar. Çünkü yani şöyle de düşünebilirsin bu soruyu. Hocam bu silindiri aldık, bunun içine batırdık. Batırdığımız zaman hani şöyle bir şey battı ya. Böyle battığı zaman, battığı zaman buradaki silindir de burası dolu ya, içi dolu ya. Buradaki dolu silindir olduğu için suyun seviyesi ne oldu? Yükseldi. işte bu konuma geldi. Ya bu silindiri aldık, batırdık ya da ters çevirme mantığı. İkisi de aynı. Fark etmez. Evet. Bu şekilde şuradaki haş değil. Lütfen burası haş olmaz. Haştan daha büyük bir şey olur burası. Zaten burası kaç? 9. Kap şeklindeki ters çevirdiğinde içindeki suya seviyesi, yine de tahta bloğunun yüksekliği yani suyun seviyesi. Burada ne olmuş? Zaten 9 olmuş diyor. Yani haş 9'a eşit değil. Lütfen dikkat. Buna göre haş nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ne yapacaksınız burada? E hocam suyun değişmezliğini kullanacaksınız. Her ikisinde de su içinde aynı değil mi? Aynı. E bu V suyu yazalım o zaman. V su burada neye eşit? Hocam pi 2R'nin karesi çarpı haşa e eşit. V su birincisinde haşa e eşit. İkincisinde V su neye eşit arkadaşlar? Hocam şuradaki silindirin hacminden şu yüksekliği 9 değil mi bunun? Yüksekliği 9 olan silindirin hacminden içerideki turuncuyu çıkartmayacağım mı? Çünkü yüksekliği 9 olan büyük silindirle Şuradaki yüksekliği 9 olan şu küçük silinin arasında kalmadı mı sular? Evet. E o zaman onu yazalım. Pi şurası neydi? 2 R'ydi değil mi arkadaşlar? 2 R'nin karesi çarpı 9'dan neyi çıkartacağım? Şunu. Pi R kare çarpı 9'u çıkartacağız arkadaşlar. İşte bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Her ikisi de V suya eşit. E arkadaşlar burası ne oldu? Pi 4 R kare H. 4 R kare H eşittir. Pi 4 r kare çarpı 9 36 yaptı burası. E 36'dan da 9 çıkınca ne oluyor arkadaşlar? Hani 36 pi r kare eksi 9 pi r kare kaç yapıyor 36'dan 9 çıkınca 27 yapıyor galiba. 27 pi r kare eşit oldu. Hocam pi'ler gitti mi gitti. R kareler gitti mi gitti. 4 h eşittir 27 ise e buradan da h'ı kaç buluruz? 27 bölü 4 şeklinde buluruz. Bunu daha değişik şekilde bulanlar oluyor. Yok hocam hacmi kadar su yükseltir falan filan diyorlar. Evet doğru ama onu otur soruları şu tür sorularda yaparsanız daha sağlıklı olur. Mesela bir silindir var. Silindirde şuraya kadar su var. Ben bunun içine bir küp attım mesela böyle. Şöyle küp atınca ne olacak? Bu hacmi kadar su yükseltecek. Şöyle. Yani şuradakinin hacmiyle bunun hacmini birbirine eşitleyeceksin. Tam batanlarda evet bunu yapabilirsin. Ama burada tam böyle batmış ama yani burada yükselen su böyle tam içine batmadı. Yani battığı kısmı kadar yükseltiyor. Burada bir karışıklık olabiliyor. O yüzden bu tür sorularda suyun değişmezliğini kullan. Normalde tam batsaydı yani şuradaki ilk baştaki su seviyesi küpün bir kenarından küçük olduğu zamanlarda evet hacmi kadar su kaldırır. Yani bunun hacmiyle şunun hacmini birbirine eşitleyebilirsiniz bu tarz sorularda. Aa, bu şekildeki böyle iç içe karışık olan sorularda ne yapacaksınız? Suyun değişmezliğini kullanacaksınız. Yani V su birincisinde pi 2 R'nin karesi çarpı haşa eşit. İkincisinde de büyüğün hacminden küçüğün hacmini çıkartacağız. Değil mi? Arada kalıyor çünkü burada su. E bunu da işlemi de yapınca direkt sonuca ulaştık mı? Ulaştık. Ve kolay bir şekilde ulaştık aslında. Bunlar güzel sorular arkadaşlar. Hacmi direkt böyle işte silindirin hacmi nedir diye sormaz. İçine su koyarlar suyun içine bir şey atarlar. Bu şekilde sorularla da karşılaşabilirsiniz. Ve sana bu soruyu çözerekten ve şuradaki mantığı da göstererekten bu soruyla ilgili 4-5 farklı soru yöntemi aslında vermiş bulunuyorum. Ve sen de bu işi öğrenmiş oluyorsun. Evet böylelikle örnek 11'de kaç bulduk? 27 bölü 4 bulduk. Gerçekten bu da çok güzel bir soru. Ve arkadaşlar nota geldik. İsterseniz bu olayı burada bitirelim. Bu videoyu burada keselim. O zaman ne diyoruz? yanlış bastım. Evet o zaman ne diyoruz? Not. Bir sonraki videoda silindirin devamında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.